konuşulurken bir şeyi daha beraberinde konuşuluyor. O yüzden Saruhan Bey'le yine başlayayım bu noktada. HDP'nin durumu ne olacak? Çünkü açılmış olan bir kapatma davası var. Tabiri caizse bir nevi Demokles'in kılıcı gibi böyle sizin tepenizde duruyor. Ne zaman karar çıkacak, ne olacak? Burası halen belirsiz. Sürekli özellikle MHP liderinden tabii tepkiler görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne yönelik tepkilerini görüyoruz. AKP biraz daha sessiz ve kontrollü duruyor gibi. Ama gelinen noktada o zaman soru da şu oluyor. Yani size bunu da bu şekilde sorayım. Böyle bir davayla karşı karşıyasınız. Bu dava sizin istemediğiniz ve beklemediğiniz bir sonuçla, bir kapatmayla sonuçlanırsa, o zaman HDP'nin B planında ne var acaba ve bu B planını açıklamakta bir beis görür müsünüz eğer böyle bir plan varsa? Ya da bir başka yol var mı acaba? Bu durumdan HDP nasıl etkilenir ve artı HDP seçmeni? Evet, doğru dediğiniz gibi hakikaten Demokles'in kılıcı gibi tepemizde sallanan bir kapatma davası var. Ve normal sürecinde ilerliyor. Bu Nisan ayının 20'sinde bizim yazılı savunmamızı vermemiz gerekiyor. Ön savunmayı daha önce vermiştik. 20 Nisan son gün yazılı savunma için. O yazılı savunma verildikten sonra da işte sözlü savunma hakkımız var ve ondan sonra normal Anayasa Mahkemesi'nin prosedürü işleyecek. Bilirkişiden rapor alacaklar, raportörden daha doğrusu. Ve bir karara doğru gidecekler. Tabii ne zaman bu karara gideceklerini bilmiyoruz doğrusu. O tamamen Anayasa Mahkemesi'nin uhdesinde olan bir konu. Ama bu mesele bizim açımızdan bir ciddi mesele gerçekten sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi biz şunu ama çok net olarak söyledik. Yani demokratik siyaset konusunda kararlıyız. Hem kapatma davası bizi bu kararlılığımızdan vazgeçiremez. Hem de biliyorsunuz kapatma davasında neredeyse milletvekillerimizin tamamına 53 kişiye yani 3 kişi haricinde 53 kişiye ve toplamda da 451 kişiye siyasi yasak isteniyor. Yani bu 451 kişi de HDP kurulduğundan beri işte milletvekili seçilmiş olan, belediye eş başkanı seçilmiş olan, parti meclisinde ya da merkez yürütme kurulunda görev yapmış olan insanlardan oluşuyor. Yani büyük bir siyasi tasfiye söz konusu. Öyle bir tasfiye planlanmış bu davayla beraber daha doğrusu. Şimdi bunların hangi ölçüde olacağını, ne olacağını tabii ki bilemiyoruz. Ama biz şu konuda çok net olarak seçmenlerimize de bunu söyledik. Bütün topluma da söylemeye devam ediyoruz. Biz asla HDP seçmenlerini seçeneksiz bırakmayacağız. Yani demokratik siyaset konusunda kararlıyız. Bu yolda ilerleyeceğiz. Seçeneksiz bırakmayacağız. Seçimlere katılmanın da dolayısıyla mecliste yer almanın da bir yolunu mutlaka bulacağız. Bu konuda çeşitli hazırlıklarımız var. Çeşitli seçenekler üzerine de çalışmalarımız oldu. Hangisini hangi aşamada devreye sokacağımızı elbette ki gelişmelere göre karar vereceğiz ama seçeneksiz bırakmayacağız seçmenimizi. Yani şunu da söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Tabii ki biz bir kapatmayla karşı karşıya kalmayı istemeyiz. Elbette ki demokratik siyasette bu şekilde HDP ile devam etmek isteriz. Çünkü HDP kurulduğundan bugüne kadar 10 yıl içinde baktığımızda yapılmış olan bütün genel seçimlere, referandumlara, yerel seçimlere ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmış bir partidir adaylarıyla. Ve 2015'ten bu yana da barajı aşmış olan ve mecliste temsil edilen üçüncü büyük parti halindedir. Dolayısıyla Türkiye siyasetinde, demokratik siyasetinde bir yeri vardır, bir kalıcılık iddiası vardır ve bu iddiasını da sürdürmektedir. Ha, HDP'yi eleştirebilirsiniz, politikalarına katılmayabilirsiniz elbette. HDP'nin yanlışları da vardır, eksikleri de vardır elbette. Bunları da tartışırız, konuşuruz, değerlendiririz ama sonuç olarak demokratik siyasetteki kararlı tutumundan HDP vazgeçmemiştir. Ama buna rağmen biz HDP'nin ve seçmenlerini temsil ettiği 6,5 milyon seçmenin aileleriyle beraber 15 milyona yakın insanın sesini sözünü demokratik siyasetten keseceğiz diye bir kararlılık varsa iktidarda, yani bize büyük bir kayıp verdirmek istiyorlarsa iktidar açısından söylüyorum. Biz de çok net olarak şunu söyledik. Bize bu kadar büyük kaybettirmek isteyenler bilsinler ki biz de onlara büyük kaybettiririz dedik. Yani bu konuda da kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz.
hiçbir yol bırakmayıp her yolumuzu kapatıp sizi seçime de parlamentoya da almayacağız ve sizi demokratik siyasetten tasfiye edeceğiz gibi bir kararlılıktaysa eğer iktidar, o zaman iktidar bundan çok büyük kaybedecektir. Onu bilmelidir diye düşünüyoruz. Hani hiçbir şey yapamayacak hale gelsek, son bir cümlemiz kalacak olursa söyleyeceğimiz, o cümleyi de söyler yine kaybettiririz. Dolayısıyla bizim tabii ki arzumuz demokratik siyasette bu tür masa başı oyunlarıyla, yargı aracılığıyla siyaseti dizayn etme anlayışından uzaklaşmaları ve doğal çerçevesinde parti kapatma ve siyasi yasaklar yoluyla değil de siyasi mücadele yoluyla bizim karşımızda olmalarını tercih ederiz elbette ki. Doğru olan budur dediğim gibi. Ama biz net olarak söyleyelim, asla hem Kürt seçmen açısından hem Türkiye demokrasi güçleri açısından bunu söylüyorum. Seçmenimizi, bize oy verenleri ve gönül verenleri seçeneksiz bırakmayacağız. Bu konuda kararlıyız. Efendim, bu seçeneklerden biri mesela hani 3. ittifak olarak sizlerin çalışma yaptığı belirtilen bu ittifak mıdır? Ya da oradaki partiler, o 3. ittifakın içerisinde bulunacağı belirtilen diğer partilerle bir arada, onlarla beraber o parti içerisinden girmek midir mesela? Biraz yani bilmiyorum ne kadar söylemek istersiniz, o B planını, C planını vesaire, ama akla gelen bir soru bu. Dolayısıyla buna bir cevabınız var mı? Tabii ki dedim ya, biraz gelişmelere göre biz de yaptığımız Nisan planlama sonrası doğrultusunda hareket edeceğiz. Bizim Demokrasi İttifakı çerçevesinde düşündüğümüz bu sizin de 3. ittifak dediğiniz aslında sadece seçimlerle ilgili bir çalışma değil. Seçimler onun bir aşaması olarak sadece düşünülebilir. Aslında hem seçim öncesi, yani bu iktidarın Türkiye'de yaratmış olduğu çoklu kriz karşısında, ekonomik ve sosyal kriz karşısında mücadeleyi ortaklaştırmak, aynı zamanda seçim güvenliği ve sandık güvenliği konusunda elbette ki ortak hareketi sağlamak. Bunun ardından elbette ki seçimler konuşulacaktır. Bu ittifak masasında bu gündem dışı olmayacaktır. Ama daha önemli olan da seçimden sonra yeni bir Türkiye şekillenecekse, yeni bir iktidar şekillenecekse ve Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, bir güçlü demokrasi inşa edilecekse, güçlü bir yerel demokrasi üzerinde bir güçlü parlamenter sistem inşa edilecekse, bütün bunlarda demokrasi ittifakının güçlü olması demek, yani bizim 3. ittifak olarak değerlendirdiğimiz zaman zaman, ama o demokrasi ittifakının güçlü olması demek, Türkiye'deki demokrasi güçlerinin de gerçekten Türkiye'nin yeni dönemindeki şekillenmede etkili olmaları demektir. Bir geçiş sürecinde etkilerinin artması demektir. Dolayısıyla biz 3 etaptan oluşturuyoruz bu demokrasi ittifakını. Sizin dediğinizi dışlamıyorum. Yani bu ittifakın içinde yer alan tabii ki farklı partiler de var. Onlar da günü geldiğinde bir seçim ittifakı çerçevesinde bütün bunları konuşabileceğimiz arkadaşlarımızdır. Ama sadece bu onlarla sınırlı değildir. Dediğim gibi çok geniş bir yelpazede çeşitli alternatifleri düşündük. Hani iktidarın demokratik siyasetten bizi tasfiye etme planının derecesine göre biz de atacağımız adımları planladık. Ona göre adım adım bunları yerine getireceğiz.